Değerli izleyenler, Tokat Valiliği, Tokat İl Kültür Müdürlüğü ve Tokat Belediyesi tarafından organize edilen ve 22 ülkeden büyükelçinin katıldığı, 200'den fazla da turizmcinin katıldığı etkinlik, ekoturizm etkinliği şu an devam ediyor. Gördüğünüz gibi Tokat İl Belediyesi'nin bando ekibi gelen konuklara konseriyle reklamlar yaşatıyor. Şu anda Tokat Müzesi'nin önündeyiz ve sizlere bu gezimizi aktarmaya devam edeceğiz. I'm here for this great event. We are a small group from Albania. We are enjoying too much. Big thank you for all of this great organization. De canım engür içtiler. Kırkların ceminde canım engür içtiler. Gönüller bir et. My name is Ilke Polé. I'm from Holland, from Travel Impact Accelerator. I'm very glad that I'm invited for this event. I think it's wonderful. I'm really enjoying Tokat so far. It's a beautiful city. My name is Erling Siebesma. I'm from Basecamp Eco Retreats. I'm here at Tokat now, and I was amazed all the old artifacts in the museum. It's a very old city. I was astonished also on the Silk Road. Enjoying it a lot. Thank you. Alaaddin Hoca, Tokat'ın meşhur iğne oyalarında iğneli kuyu kazmak dedikleri budur. Özel üründür. Tek tek işleme yapılır. Yine Tokat'ın en eski ürünlerinden tahta kalıplarda, ıhlamur ağaçlarından tahta kalıplarda tek tek basılarak yapılır. El baskısı aynı zamanda boyanmıştır. Tokat'a gelen bir misafir Tokat'tan ne alıp gitmesi lazım? Yaprak, çemen. Artı Ballıca'ya gitmesi lazım kesinlikle. Ballıca'ya gitmeden olmaz. Tokat'a geldiğinizde kalın, konaklayın. Birkaç saatliğine gidip gezip gitmeyin. Çünkü gezilecek çok yerler var, görülecek çok yerler var ama aceleye getiriliyor. Konaklamanızı istiyoruz buraya gelince. Tokat'ın sloganı nedir? Vedi vici vici. Yüzü güzel insanlar, gelin hak aşkıyla canım semah eyleyin. Turnam Leyli de Leyli semah eyleyin. Değerli izleyenler, Tokat'ın her bir metrekaresi adeta tarih kokuyor. Bu gördüğünüz ilde birçok medeniyet ev sahipliği yapmış ve tarihin geçmişi, geleceği bir arada taşıyan bu Tokat'ta gördüğünüz gibi tarihi çarşılarıyla da ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor. Mehmet Ergezer. Burada Taşkan'da yaklaşık 40 yıldır esnaflık yapıyorum. 900 adımda 900 yıllık tarihi olan Anadolu'nun medeniyet şehri olan Tokat sizi bekliyor. Buyurun, hoş geldiniz. Beraber semah dönüldü, kırklarla beraber semah dönüldü, canım dönüldü. Gelin hak aşkıyla semah eyleyin, gelin hak
aşkıyla semah eyleyin. Ali canım durulurum çalarım, Ali canım durulurum çalarım. İzleyenler, Tokat'taki izlenimlerimiz devam ediyor. Şu anda Çalıştay'ın ev sahibinin yanındayız. Kendisi Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkan Yardımcısı Murtaza Kalender. Kendisinden 4 gün süren Tokat'taki Çalıştay hakkında bilgi alacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Murtaza Kalender, Uluslararası Ekoturizm Derneği'nin Başkan Yardımcısıyım. Derneğimiz 1990 yılında Amerika'da kurulmuş. Yaklaşık 206 ülkede 15 bin aktif üyemiz var. Ayrıca 55 ülkede başkanlığımız var. Şimdi başkanım diyelim biz size yine. Rica ederim. Şimdi Tokat'ta gerçekten 16. kez düzenlenen güzel bir ekoturizm çalıştayı var. Bu Türkiye için çok çok önemli bir çalıştay. Bu konuda siz de ev sahipliği yapıyorsunuz bu programa. Çok sayıda büyükelçimiz, sayın valimiz başta olmak üzere birçok yabancı, yerli turizmci burada, büyükelçilerimiz burada. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yaptınız? Yaklaşık 30'a yakın büyükelçi vardı. 250 yerli ve yabancı katılımcı ve 1000'e yakın da vizitör, yani ziyaretçi vardı şu olarak. 16. sınıf düzenlemiş olduğumuz bu etkinlik gerçekten özellikle pandemiden sonra ilk etkinliği ekoturizmin şu olarak. Bunun da Tokat'ta olması ayrı bir anlam kazanıyor. Özellikle benim için ayrı bir anlam kazanıyor. Ben de bu topraklarda büyümüş, doğmuş büyümüş bir birisi olarak Tokat'ta bu etkinin gerçekleşmesi beni ayrıca gururlandırdı. Beni bir diğer gururlandıran konu ise gelen tüm ziyaretçilerin Tokat'ı beğenmesi, ekolojik anlamda ve gastronomi anlamda hayran kalmaları, misafirperverliğin görmesi, sokağa gezdiklerinde insanların güler yüze hitap etmesi, bunun gibi birçok şeylerle anılarla gitmesi beni gururlandırdı. Şimdi bazı insanlar soruyor ya, ekoturizm nedir diye belki siz de soracaksınız. Ben bunu çok basit bir şekilde anlatıyorum aslında. Diyorum ki elmayı dalından koparıyorsun, ekolojik, yersen gastronomi. Domatesi biberi bahçeden topluyorsun, ekolojik, menemen yaparsan gastronomi oluyor. Yani bu anlamda Tokat hakikaten gerçekten güzel bir yer. Dolayısıyla tüm bizi izleyen sinir aracında herkesi Tokat'a davet ediyorum. Tokat'a gelsinler. Mevlana da demiş, Tokat'a gitmek gerek, Tokat'ı gezmek gerek diye. İnşallah sizin aracınızda herkese ulaşırız. Tokat'a bekleriz. Mr. Bruno, can you briefly introduce yourself to us? I'm John Bruno, the Executive Director of the International Ecotourism Society. We're here in Tokat for the EST C21, our Ecotourism and Sustainable Tourism Conference. Mr. Bruno kendisi Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkanı, İdari Yöneticisi. Burada Tokat'ta bu 16. Uluslararası organizasyon için gelmiş bulunmakta.
Mr. Bruno, how did you find Tokat? And one of the other question is, what is the main goal of Thais? You are the founder of Thais, and what's the main purpose of establishing Thais? The main purpose of Thais is the promotion of ecotourism globally, the promotion of natural sustainable tourism globally. Thais'in genel kuruluş amacını sordum kendisine ve kendisi Thais'in yani uluslararası sosyokültürel ekoloji derneğinin ana kuruluş amacının ekoturizmi tüm küresel anlamda geliştirmek olduğunu ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak olduğunu söyledi. And you are here in Tokat. What do you think about Tokat? What are your opinions about Tokat? The first day I was here, I took a walk by myself up to the castle where up to Tokat Castle. And along the way, I walked along the river, and it struck me how many happy people were out in the city. And I'm not the only one who said that. There are a lot of people here who are out enjoying themselves around the river and in the businesses. So I was very, I had a good time. I walked through the streets and I saw all the different shops. I made my way up to the castle at sunset. And all along the way, I heard music. I heard people playing and eating and laughing and being happy. So I was very, very impressed by Tokat. Absolutely. Kendisine Tokat'ta olduğunu ve Tokat hakkında neler düşündüğünü sordum. Kendisi bize geldiği ilk gün kendi başına sokakta yürümeye çıktığını, Yeşilırmak kenarında yürüdüğünü söyledi. Özellikle ilk etkilendiği şeyin insanların ne kadar mutlu olduğunu, sürekli güler yüzlü insanlar gördüğünü çevresinde bahsetti. Sokakta yürürken birçok dükkanların önünden geçtiğini, mutlu insanlar gördüğünü ve yürüyüşünün Tokat Kalesi'ne kadar, Tokat Kalesi'nin yaklaşık olarak gün batımının oraya doğru gittiğini söyledi ve şehirden tamamen etkilendiğini söyledi. Aynı zamanda bu görüşlerinin sadece kendi görüşlerinin olmadığını, buradaki diğer arkadaşlarıyla da konuştuğunda hepsinin hemen hemen aynı görüşe sahip olduğunu ve Tokat hakkında çok iyi izlenimleri olduğunu belirtti. Türkiye'de ekoturizmin gelişmesi için neler yapmamız gerekiyor? What we should do to improve ecotourism in Turkey? Ecotourism in Turkey is already good. To improve it, you need to make it more available, make more people aware of it. I don't think the international market is as aware of all that's going on here to preserve the environment and to help the people as could be. So what we need to do is we need to make sure that the information gets out about all the things that Turkey is doing in ecotourism. Türkiye şu an ekoturizm açısından çok iyi bir noktada. Bunu daha iyi hale getirmek için insanlarda bilinç yaratması gerekmekte ve kendisini tanıtması gerekmekte küresel anlamda. En çok yapılması gereken şeylerden bir tanesi de bu. Küresel anlamda tanıtımı artırmak, insanlar hakkında bilinç oluşturmak. Son olarak ekoturizm hakkında bir şey alalım, mesaj alalım. Lastly, what is your last word about, last message? About ecotourism, especially to the young lads, to the future generations. The future generations are so important to us and to the world. It's going to be your world soon, and so ecotourism is a way to take care of people, take care of ecosystems, take care of the environment, while making sure that the local people have the financial resources they need to prosper. I think unless we all work together to make those things happen, you're going to get a worse world than we got, and nobody wants that. We want to give you the best world possible. So let's all work together to make sure that it's good when we give it to you. Gelecek jenerasyona söyleyeceğim şey, maalesef siz bizden daha kötü bir dünyada yaşayacaksınız. Bizim yarattığımız problemlerden dolayı. O yüzden sizlere vereceğim en büyük tavsiye, hep beraber bu dünyaya sahip çıkmamız gerekiyor. Ekoturizm sadece ekosistemi korumak değildir, aynı zamanda yerel insanlara iş imkanları yaratmaktır. Hep beraber bu dünyaya sahip çıkmamız lazım, ekosistemimize, doğamıza sahip çıkmamız lazım. Son derece değerli ve önemli.
Bugün baktığımızda turizmde özellikle son trend ekoturizm, agroturizm ve insanların sadece denizde veya sadece doğada tarihi gezdiği değil, birçok farklılığı da gördükleri, elde ettikleri turizm daha insanlara cazip gelmekte. Yani insanlar artık şunu istiyor: gideyim dalından kiraz koparayım, dalından şeftali kopartayım veya işte kendi salatamı kendim yapayım, domatesini kendim kopartayım, salatalığını, biberi kendim kopartayım. Bununla beraber kuzulara dokunabileyim ve bunun yanında ayrıca havası temiz yaylalarda gezebileyim, tarihi görebileyim gibi, yani birçok belki unsuru içinde barındıran bir turizmi daha çok insanlar yeğliyorlar. Ben de kendimden şöyle bir baktığımda, ya sadece bir otele gideyim, bir hafta kalayım, beş gün kalayım, havuza gireyim, denize gireyim, yemek yiyeyim değil, farklı coğrafyaları göreyim, farklı tarihi belki noktalara temas edebileyim. Yani yine gittiğim o yörenin havasını iyi solayım, oranın kendine has özellikli ürünlerini dalından kopartabileyim. Artık ben dahi bunu düşünebiliyorum. Bugün dünyadaki trend de buraya doğru gidiyor. İşte tam da bu toplantı buna dair bir toplantı. Bugün dünyanın birçok coğrafyasındaki ekoturizmle ilgili yapılan bir toplantı. İnşallah biz inanıyoruz ki Türkiye'mizde cennet gibi birçok yer var. Yani doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle. Yani her bir bölgesi gerçekten çok değerli ve önemli. Her biri de çok kıymetli. Tokat da böyle bir coğrafya. Bir taraftan Karadeniz iklimini içinde barındıran, bir taraftan İç Anadolu iklimini içinde barındıran. Yine 200 rakımla başlayıp 1000 rakıma kadar ayrı ayrı 3 tane balkondan oluşan ve her bir ovasının 4 tane ırmakla sulandığı çok nadide bir şehir. Onun için bizler de bu program, bu çalıştay vesilesiyle hem Tokat'ımızı tanıtıyor, hem yine Tokat'ımıza gelen misafirlerimizi Tokat'ta güzelce ağırlıyor, hem de inanıyorum ki Türkiye'mize, dünyamıza ekoturizm anlamında Tokat'ta da önemli çalışmalar ev sahipliği yapacağımızı da buradan ilan ediyoruz. Ve inanıyorum ve Tokat'ta bundan sonra ekoturizmde de daha önemli bir yer ve önemli bir noktada söz sahibi olacaktır diyorum. Biz 2017 yılından itibaren Tokat'ta ekoturizm çalışmalarına başladık. Bizim hedefimiz tabii turizmden ilimizin pay almasını sağlamaktı. Ancak deniz, kum, güneşin turizm sektöründe öne çıkması sonucunda bizim gibi iller maalesef yeteri kadar destek alamıyordu. İl olarak bizim en güçlü yönümüz aslında tarım iliyiz. Yani 80'den fazla ticari tarımsal üretim yapılan, çok güçlü bir tarım geleneği olan bir iliz. Tarihsel ve kültürel bağlarımız da bir o kadar güçlü ve çeşitli. Biz bunları bir araya getirebiliriz, yeni trendi kovalayabiliriz ve ilimize gelen turist sayısından ziyade varlıklı turistlerin gelmesi için neler yapabiliriz düşündük. Bu arada da Travel Shop'la tanıştık. Onun yönetim kurulu başkanı Murtaza Bey'le tanıştık ve onunla ortak bir strateji geliştirdik ilimiz için. Ve ekoturizmin Tokat'ta yaygınlaşması için neler yapabiliriz'i konuşmaya başladık. Bu çerçevede 2019 yılında 18-24 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 30 ülkeden yaklaşık 60 yabancı acenteyi misafir ettik ilimizde. Workshop Travel Shop grubu olarak, Murtaza Kalender olarak bize verdiği destekle bugün ilimizde valiliğimiz, belediyemiz ve diğer odalarımızın desteğiyle ülkemizde ekoturizm noktasında en büyük organizasyonu yapmış bulunuyoruz. İnşallah güzel deneyimler yaşayacak katılımcılarımız. Aynı zamanda çalıştay söz konusu. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen misafirlerimiz kendi görüş ve düşüncelerini paylaşmış olacaklar. Dünyada turizm noktasında her yıl en az %20-%25 gibi büyüyen ve gelir düzeyi de orta ve üst düzey sahip insanların
yaptığı bu turizm faaliyetinin ilimizde yaygınlaşması için bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz inşallah. Özellikle bizim ilimiz, ülkemizde turizm sektörüne baktığımızda turizmin geliştiği illerde tek boyutlu kaldığını görüyoruz. Yani işte Ege Akdeniz kıyıları, efendim Kapadokya belli bir bölge ve Karadeniz, bunların tamamında gördüğümüzde aslında bir turizm sektörü var ve turizm paydaşları var. Ekoturizm noktasında bizim hedefimiz kırsal yaşamı turizme katmak. En önemlisi o hedefimiz. Dolayısıyla turizm gelirinden faydalanan insan sayısını çeşitlendirip tabana yaymak. Aynı zamanda kırsal yaşamı canlandırmak. Çünkü biliyorsunuz yani kırdan kente doğru büyük bir göç var ve bu şehirlerimizin çok ciddi bir problemi haline geldi. Bunu yaparak hem kırda yaşamı kolaylaştırmak, kırda yaşamayı, kırda kalmayı cazip hale getirmek, aynı zamanda turizm gelirlerinin sadece otel olmadığını, efendim turizm ajantası olmadığını, herkesin bu işten kazançlı çıkabileceğini göstermek istiyoruz. Ki el salatları ustalarından köydeki tarlasını süren Mehmet amcaya kadar herkes bu işten faydalansın istiyoruz. Değerli izleyenler, Tokat'ta ekoturizm ödül törenindeyiz. Şu anda 16. Tokat Ekoturizm Uluslararası Ödül Töreni'nde Aydın'ın Nazilli ilçesinden bir vatandaşımız, bir kardeşimiz, bir hemşerimiz ödül aldı. Uluslararası bir ödül aldı. Şu anda yanımda kendisi, birlikte çalıştığım, uzun yıllardır birlikte çalıştığım bir dostum, arkadaşım ve aynı zamanda drone kameramız. Kendisini tebrik ediyoruz. Merhaba, hayırlı uğurlu olsun diyelim öncelikle. Önce bir kendini tanıyalım. Merhaba, ben Asil. Uzun yıllardır drone pilot da yapıyorum. Otel çekimleri yapıyorum. Beraber dediğin gibi programlar yapıyoruz. Ege'de yaz programını yapıyoruz. Çekimlere gidiyoruz, haberlere gidiyoruz. Kısacası Ege'nin her yerinde, daha doğrusu Türkiye'nin, şu anda da Tokat'ta olduğumuza göre, Türkiye'nin her yerinde beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, güzel bir ödül, uluslararası bir ödül. Hangi fotoğrafla aldık bunu? Bu fotoğrafı yaklaşık 8 tane fotoğraftan aldık. 3 tanesi beraber çektiğimiz incir fotoğrafları var. Burada da seni de bir söylemek istiyorum. Ali abiyle çektiğimiz fotoğraflar. Kompozisyonu beraber hazırlıyoruz genelde. Sonra çekimlere beraber gidiyoruz. Böyle de bir ödül hak ettik böylelikle. Şimdi bu incir fotoğrafı. Gerçekten Aydın'ın markası incir. Ve bununla uluslararası bir ödül aldık. Bir anda tanıtım gibi bir oldu diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Yani sonuçta uluslararası bir ödül. Bundan daha iyi bir tanıtım olamaz diye düşünüyorum. Evet. Tekrar tebrik ediyoruz. Yine yarışmalar katılacak mıyız? Olursa niye katılmayalım? Evet. Tekrar tebrik ediyorum. Nice yarışmada başarılar diliyorum. Birlikte yine hareket edelim diyorum. Evet. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Aydın'a uluslararası bir ödülü götürüyoruz. Şu anda bulunduğumuz ortamda 22 ülkeden büyükelçimiz var. Ve yaklaşık 200 civarında da turizm ajente sahipleri, uluslararası ajente sahipleri birçok ülkeden burada Tokat'ta buluştular. Medeniyetler şehri Tokat diyoruz ve burada da biz Aydın'a bir ödül götürmekten dolayı mutluluğumuzu dile getirmek istiyoruz. Tüm Ege TV izleyicilerine de bu programı zaten izleteceğiz. Tekrar Asil Bayav kardeşimi çok çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum bu ödülü Aydın'a getirdiği için.
Bugün yurt dışından gelen büyükelçilerimize yoga yaptık, meditasyon yaptık. Amacımız sabah kalkıp dinç bir şekilde sabah sporunu da yaparak yoga ile birlikte güne iyi başlamak istedik. Çok değerli hocamız Fatoş Hanım da sağ olsun Kapadokya'dan geldi. Türkiye'deki herhalde lisanslı tek profesyonel yogacı. Kendisine geldiği için teşekkür ederim. İnşallah bu vesileyle de tokadımızı dünyaya duyuracağız. Sadece ekoturizm diye yapmış olduğumuz yoga aktiviteleriyle, sporlarımızla, trekkinglerimize ve bir kez daha tüm katılımcılara ve sevgili hocama teşekkür ederim. Merhaba, Fatma Nur Başaran ben, yoga eğitmeniyim. Bugün büyükelçilerimize sabah yoga yaptık. Yoga ve meditasyon zihin, beden ve ruh bütünlüğünü sağlıyor. Yaptığımız yoga hareketleriyle önce bedenimizi rahatlatıyoruz. Meditasyonla da zihnimizi dinginleştiriyoruz. Bu bir bütün olduğunda da komple rahatlamamızı sağlıyor. Günlük yaşamımızı kolaylaştırmak için herkesin yoga yapmasını, meditasyon yapmasını tavsiye ediyorum. Welcome to Turkey, firstly. Did you like Turkey? Is it your first time in Turkey? Thank you very much to all of you, those who are taking the interview for me. This is not my first time, this is my wife's first time. Mm-hmm. But I came here, this is I think 6 or 7 times. How did you look about Tokat city? Did you like here? Tokat city is a very, I think, pretty city. From yesterday to till today, I saw it's a nice city, clean city, and excellent city. It is my first time in Tokat. This morning you had yoga, and how you feel about that? Did you like? Before I'm not doing any time this yoga. This is my first time in yoga. I enjoy it. I like Turkey. Şarap hem meyve suyu üreten ve yine hayvancılıkla iştigal eden bir şirketin sahipleriyiz. Yani geleceğin en güzel mesleği elması, tarımla ilgili her türlü aktiviteyi yapıyoruz. Seyahatiniz hem bölgemize katkılar anlamında hem birbirlerinizle tanışmanız anlamında yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Umarım bundan sonraki ilişkilerimiz daha sık olur, daha sık ziyaretlerinde bulunursunuz. Our relations will get warmer hem and better. Medeniyetler arası bir buluşma hem ekonomik anlamda hem ticari anlamda da gelişmelere sebep olur diye düşünüyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Afiyet olsun. It's going to be a very fruitful meeting. We hope davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz.
besbelli bekarlıkta. Kaşlarım yaydır yârim, gel beni güldür yârim, gel beni güldür yârim. Konuşma ellerine, konuşma ellerine, dayanmıyor yüreğim, dayanmıyor yüreğim. O yellikten ellikten, su gelir mezellikten, sarar mısın solmuş? Besbelli mekarlıktan, o yellikten ellikten, su gelir mezellikten, sarar mısın solmuşsun besbelli mekarlıktan.